Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu çocuklara yönelik 10 popüler kodlama sitesi. Sizler için derlemiş olduğum 10 tane siteyi göstererek anlatmaya çalışacağım. Çocuklarımızın telefon başında veya tablet başında daha verimli vakit geçirmesine yönelik, daha kaliteli şeylerle uğraşmasına yönelik sitelerden bahsedeceğim. İlk olarak Code.org sitesiyle başlamak istiyorum. Code.org sitesi 2013 yılında her öğrencinin bilgisayar bilimine adapte olmasını sağlamak misyonuyla yola çıktı ve e, kurucuları Hadi Partovi ve Ali Partovi iki kardeş. E, bunlar bu sitenin e, bilgisayar bilimini daha doğrusu anlatan bir video yayınladılar. Bu videoda işte Bill Gates, Mark Zuckerberg, Obama ve bir daha çok ünlü isim yer aldı. Zaten bu video direkt sitelerin ana sayfasında var. Oradan izleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Siteye ilk girdiğiniz zaman hangi dilde devam etmek istiyorsunuz diye bir soru geliyor. E, Türkçe seçeneği mevcut. Birçok dil mevcut burada. İstediğiniz dille devam edebilirsiniz. Yaş gruplarına göre çocuklarınızı yönlendirebilirsiniz. Yaklaşık 4 yaşından itibaren başlıyor bu site. Ve e, sınır koymamışlar. Yani yetişkinler de kullanabilir bu siteyi. Evet. Aynı zamanda çocuklarınızın aşama aşama bu dersleri bitirdikten sonra e, en sonunda sertifika vererek de ödüllendirebilirsiniz. Ve daha birçok oyun, daha birçok kod yazmasını teşvik edebilirsiniz. Hemen ilk olarak kod.org sitesine giderek görmüş olalım siteyi. Evet, kod.org sitesine girdiğiniz zaman hemen böyle bir soruyla karşılaşıyorsunuz. Hemen hemen bütün diller mevcut. Türkçe'yi seçerek devam ediyorsunuz. Burada bahsetmiş olduğum video mevcut. Derslere başlamadan önce zaten e, video videolu bir eğitim var. Orada videoyu izliyorsunuz. Çocuklarınızın neler yapması gerektiği anlatılıyor. E, genelde video dili İngilizce oluyor ama altyazı olarak Türkçe'yi ayarlayabilirsiniz veya siz de izleyip çocuklarınıza anlatabilirsiniz. Yani birebir bırakmayıp hani anlamadıkları yerde yardımcı olabilirsiniz. Burada detaylı e, inceleyebilirsiniz sayfayı. 74 milyon üzerinde kod org projeleri oluşturulduğu söyleniyor. Milyonlarca kod satırı yazılmıştır. Burada hakkında projeler ve kurs kataloğunu inceleyebilirsiniz. Orada dersler var. E, aşama aşama birinci ders, ikinci ders. Yani müfredat gibi koymuşlar buraya. Buradan detaylı inceleyebilirsiniz. Gerçekten e, okullarda veya bireysel olarak çalışmak isteyen çocuklara yönelik çok güzel bir site yapılmış. Onun dışında ikinci olarak codehs.com CodeHS, okulların bilgisayar bilimlerini öğretmene yardımcı olan kapsamlı bir öğretim platformu. Ee, gerçekten e, misyonları tüm öğrencileri geleceği anlamlı bir şekilde etkilemeleri için güçlendirmek diye belirtmişler kendi sayfalarında. Hakkımızda kısmını okuyarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine oradan yapmış olduğumuz bir alıntı da 21. yüzyılda kodlamanın tıpkı okuma ve yazma gibi temel bir beceri olduğuna inanıyoruz deniliyor. Bu yüzden diyoruz ki okuma, yazma ve kodlama. Bunu yüksek kaliteli bilgisayar bilimleri programlarını uygulamak için öğretmenlere, öğrencilere ve okullara mükemmel müfredat, araçlar ve kaynaklar sağlayarak yapıyoruz diyor. Gerçekten çok kapsamlı bir eğitim. Genelde ortaokul lise çağındaki çocuklara hitap ediyor. Biraz altyapısı olması gerekebilir çocukların. Ee, videoları izliyorlar. Videoları izledikten sonra neler isteniyorsa onları yapıyorlar. Onlar yapıldıktan sonra videoların içinden birkaç soru sorularak quiz kısmı var. Quizler yapılıyor. Yani bunlar hep aşama aşama ve belli renkler var. Yeşil, sarı, turuncu gibi. Hani hepsi yeşilse çocuklarınız doğru hepsini yapmış olacaktır. O yüzden çocuklarınızı takip bir noktasında güzel bir site. Burada genelde okullarda kullanıldığı için öğretmen platformu oluyor. Öğretmenler buradan sınıflarını oluşturabiliyorlar. Sınıflarında çocukları ekleyip çocukların kullanıcı adı parola vererek takip edebiliyorlar. Siz de evde anne baba olarak çocuklarınıza bir sınıf oluşturup oradan takip edebilirsiniz. Takıldıkları yeri görebilirsiniz. Oradan mesaj verebilirsiniz. Nerede hata yaptığını ya da ne hata yaptığını. Çok kapsamlı, çok geniş bir site incelemenizi tavsiye ediyorum. Maalesef Kodorg'a göre e, biraz daha e, ortaokul lise çağında olan çocuklara yönelik ve Türkçe dili maalesef yok. Burada bir dakikada Kodorg'u öğrenmenize yardımcı olacak bir video var. Aşağıda müfredat olması lazım. Evet. Yani burada e, JavaScript, Python, Computer Science Principle, Computer Science Web Design, Computing Ideas dersleri var. Yani bunları ...detaylı inceleyip çocuklarınıza öğretmede yardımcı olabilirsiniz. Gerçekten kaliteli bir site. Burada aynı zamanda, hemen geçelim... Ee, kendi, ...anne babalar için veya öğretmenler için de yardımcı olacak kısımlar var. Çok kapsamlı, geniş bir site. Genelde bu e, anlatılan videolarda bu sayfayı çok koymazlar. Ama e, ben de daha öncesinden kullandığım için test etme imkanım oldu. Gerçekten 4 dört dörtlük bir site. Tavsiye ettiğim bir site. O yüzden gelip detaylı incelemenizi tavsiye ediyorum. Buradan müfredatı detaylı inceleyin. Üçüncü sitemize bakalım. Hızlıca devam edelim. Kod Akademi. Evet, Kod Akademi'de biraz temel düzeyde kod yazma bilgisi olan çocuklara uygulama ve online mecraların çalışma prensibini Ücretsiz ve interaktif videolar ile öğreten bir e, sayfa burada biraz bilgi sahibi olması gerekiyor çocuklarınızın 3 e, sınıflara yine yönelik Türkçe desteği olmayan bir sayfa tavsiyem koeceğiz e, veya Code Akademi gibi sitelere yönlendirmeniz yani yaklaşık 7 8 sınıftan itibaren başlayan e, kesme hitap ediyor O yüzden e, biraz da altyapı varsa bu siteler çocuklarınız için çok faydalı olacaktır. Hemen devam edelim. Dördüncü sitemiz Google'a Scratch yazalım. Gerçekten çok kapsamlı bir sayfa. Öncelikle şuradaki açıklamasını bir okuyalım akabinde sitesini inceleyelim. Scratch ABD'de bulunan MIT'in geliştirdiği 8-16 yaş arası çocukların kullanıma göre tasarlanmış ve çok basit bir arayüze sahip bir programlama dilidir. Geleneksel programlama dillerinin aksine kullanıcı istediği fonksiyonları fareyle tıklayıp sürükleyerek animasyonlar, oyunlar ve hikayeler yaratabilir. Az önce code.org'da bahsedemedim yani unutmuş olduğum ee, bir şeyi söyledi burada. Code.org'daki mantıkla hemen hemen aynı. Sürükle bırak mantığı. Sürükle bırak yani has şunun sitesine bakarak görebiliriz. Evet. Burada e, Türkçe dil seçeneği mevcut. Projeleri inceleyebilirsiniz. E, tamamen eğer bununla ilgili videolar izlemek, izlemek isterseniz şuradan izleyebilirsiniz. Yani öğrenciler için akademisyenler ve alanında uzman kişilerce geliştirilen bir platform. Çocuklara görsel programlama dili öğretmeyi amaçlıyor. Zaten az önce de okuduğumuz gibi. Yani programlamaya atılan ilk adımın sağlam temellere oturmasını sağlayan ücretsiz bir eğitim platformu. Gerçekten de hemen hemen her yerde kullanılan bir platform. Onun dışında Buradan hakkımızda fikirler keşfet, oluştur veya Scratch'e katıl linklerini tıklayarak incelemeye başlayabilirsiniz. Beşinci sitemizde devam edelim. Kod. Combat yazalım. Hemen şuradan tıkladığımız an siteye gidiyoruz. Evet. Kod Combat Çocukların en çok ilgisini çekecek yöntemle oyunla yani kod yazmayı öğreten bir platform. Tamamen hiçbir programlama tecrübesi olmayan öğrencilere bile programlamayı öğretmek amacıyla yola çıkan eğitici bir oyun. Şuradan zaten görebiliyorsunuz. Yani çocukların gelişimlerini gerçek zamanlı olarak görebildikleri bir platform. Onlara kod yazarak macera dolu oyunlara girme şansı veriyor. Bu yolla da hem çocuklar daha üretken olabiliyor hem de daha motive olmuş halde kod yazmayı öğrenebiliyorlar. Yani kendilerini bir nevi yani teşvik etmiş olabiliyorlar. Aynı zamanda Türkçe desteği sunan bir site. Kesinlikle e, bu siteyi baştan sona incelemenizi tavsiye ediyorum. Şurada yukarıda zaten e, eğitmen veya öğrenci olarak seçeneklerle çocuklarınızı yönlendirebilirsiniz. Hakkında kısmını okuyup detaylı bilgi sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok yani hiç tecrübesi olmayan çocuklara yönelik güzel oyunla öğreten bir platform. Hemen 6. sistemize devam edelim. Code Monkey diyoruz. Code Monkey hemen girelim şuradan. Bu da yine oyun yoluyla kod yazmayı öğreten bir platform. Temel kodlama becerlerinin yanı sıra çocuklara direktif vermeyi öğretmeyi de amaçlıyor. Yani şunu yap, bunu yap, şuraya git, bunu yap gibi bir amacı var. Dünya çapında birçok kullanıcıya sahip olan uygulamada kod yazmayı öğrenen herkes kendi uygulamasını ve oyunlarını burada geliştirebiliyor. Şunu kapatalım. Tablet ve telefona uygulama indirip çocuklarınızın kaliteli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Ee, sanırım sadece Apple için mevcut diyebiliyorum. Hemen bakalım. Evet burada bir eee kaplumbağa var. Kaplumbağanın e, muza ulaşmasını sağlayan bir video anlatılmış proje. Oradan izleyerek başlayabilirsiniz. Zaten mantığı hemen kısaca anlatan bir video. Tablete indirebilirsiniz. Başta da videonun başında da söylediğim gibi çocuklarınız eğer gerçekten telefon veya tabletle çok vakit geçiriyorsa bu tarz şeylere yönlendirebilirsiniz. Yani vakitlerini daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Vakitlerini daha kaliteli kullanabilirler. Hem bir şey öğrenirler hem oyun oynarlar. Yani Gerçekten e, lojik olarak düşünebilmeyi e, hedeflediğimiz şu dönemde çocuklar gerçekten çok daha rahat öğrenir. Yani burada görmüş olduğunuz gibi ekran görüntüleri var, bilgisayar, tablet, telefonda. Gerçekten çok faydalı, etkili bir site. En azından çocuklarınızı bu noktada, bunları öğrenme noktasında teşvik etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen yedinci siteyle devam edelim. Tinker yazalım. Coding for Kids diyor. Yani interaktif öğrenme modülleriyle çocuklar burada, yani bu sitede rozetler kazanıyor ve bu rozetlerle kendi e, profilini geliştiriyorlar. Akabinde de kendi oyunlarını burada oluşturabiliyorlar. Böyle biraz inceleyelim. 5-7 yaş için, 7-13 yaş için ve 13 yaş üstü için. Evet, burada gerçekten üç e, e ayrılmış bir şekilde görebiliyorsunuz. 5-7 yaş için genelde sağa git, sola git. Hani okuma yazma bilgisi olmadığı için. Ama 7-13 yaş için sürükle bırak mantığı ve 13 yaş üstü için tamamen kod yazma artık. Gördüğünüz gibi JavaScript ve Python diyor. HTML, CSS, Learn Data Structure, Play for App, Computer Science demiş. Yani gerçekten burası çok zengin bir müfredata sahip. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Girip inceleyin. Çocuklarınız yani bu siteden fazlasıyla yararlanacaktır. Özellikle ilgi duyan çocuklara yönelik 13 yaş üstü çocuklar için şurası çok etkili olacaktır. Yani burayı bitirdikten sonra belki gelecek yaşamlarında da daha etkili, daha kendi yani matematiksel olarak, lojik olarak, analitik olarak düşünebilme yetilerini geliştirmiş olacaklardır. Hemen 8. sitemizde devam edeceğiz. Daisy the Dinozor Evet, adından da anlaşılacağı üzere e, app uygulaması. Yani burada Apple için mevcut, Android için maalesef e, herhangi bir sürüm herhangi bir şey yok. Burada e, ekran görüntülerini görebilirsiniz. Daisy the Dinozor'u şöyle kısaca anlatayım. Kod yazma konusunda henüz çok ileri seviyelerde olmayan çocuklar için sürükle bırak mantığı her zaman zaten hiçbir tecrübesi olmayan çocuklara direkt otur kod yaz demiyor e, çoğu uygulama. K sürükle bırak. Çünkü arka planda ben yani mesela Code.org'da sürükle bırak mantığı var. Arka planda kodları gösterebiliyorsunuz. Yani çocuklar o kodları yazmış oluyor. İlerleyen zamanlarda sürükle bırak mantığından ayrılıp o kodları artık yazabilme noktasına gelecekler. Evet, Daisy the dinozor. Aslında dinozor Daisy kodlama ile hareket ettirebilecek diye bir platform. Bu bir tablet oyunu. İlgi çekici görseller ve basit adımlarla küçük yaştaki kullanıcıların eğlenerek kod yazmayı öğrenmesini amaçlıyor. Tamamen sürükle bırak mantığı üzerine kurulmuş bir platform. Ee, Apple ürünü olan e, veliler çocukların tabletine bunu indirebilirler. Ee, en azından oyun yerine hem oyun oynamış olurlar yani hem de bir amacı olan bir oyun oynamış olurlar hem de kod yazmaya bir adım atmış olurlar. Hemen dokuzuncu sistemimizle devam edelim. Hopscotch. Evet, yine bir e, Apple için olan uygulama. E, blokları oluşturup hareket ettirerek bir inşaat yönetme oyunu aslında bu. Ve çocuklara kodlamanın temellerini öğretiyor. Bunun yanı sıra kod yazmayı öğrenen çocuklara interaktif bir ortamda kendi oyunlarını ve uygulamalarını geliştirme olanağı veriyor. Oyunda kullanıcılar karakterlerin her karakterlerini, her şeyini programlayabilirler. Ee, genelde 8-14 yaş aralığına hitap ediyor. Burada e, heh, YouTube linki var. Buradan YouTube kanalına bağlanarak Habskatt ile ilgili birçok video izleyebilirsiniz. Ee, bunu tabletinize de indirebilirsiniz. 33 milyondan fazla oyun yapılmış Habskatt ile ilgili ile birlikte. Burada yine her platformda olduğu gibi eğitmenler için veya anne babalar için kısım var. Learn More kısmından detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Çocuklarınızı Hapsukat'ta tablet veya telefona indirerek de oyun oynamasını teşvik edebilirsiniz. Kod yazmayı öğrenerek. Ve son sitemize başlayalım. Move the Turtle. Küçük çocuklara temel kod yazma becerisini kazandırmak amacıyla geliştirilmiş bir platform. Adından da anlaşılacağı gibi sevimli bir kaplumbağanın oyun boyunca ilerlemesini sağlamak üzerine bir kurguya sahip. Şurada resimlerde görüldüğü gibi. Yine bir e, Apple uygulaması. Tablet, e, iPhone veya iPad'lere indirilebilecek bir e, uygulama. 5 yaş üstü diyor. 5 yaşından itibaren e, bu çocuklara öğretilebilir, oynatılabilir bir uygulama. Temel kod yazma becerileri giderek karmaşıklaşan adımların gerçekleştirilmesi sayesinde kaplumbağanın hareket ettirilmesi sağlanırken, kodlamanın da çocuklar tarafından eğlenceli bir yolla öğrenilmesi amaçlanmış sitenin amacı bu yönde açıklamasında böyle yazıyordu. Buradan detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Benim tavsiyem eğer Apple ürünlerine sahipseniz, bahsetmiş olduğum sitelerden birkaçını indirerek çocuklarınızın tablet veya telefonunuza yükleyerek onların daha kaliteli vakit geçirmesini sağlayın. Hem oyun oynasınlar hem öğrensinler. Hem de analitik düşünme yapısını geliştirsinler. Yani özellikle şu evde olduğumuz günlerde böyle bir video çekme isteğimin sebebi çocuklarımızın boş kalmaması, bir şeyler öğrenmesi tablet, telefonda video, boş videolar veya gereksiz oyunlar oynayarak beyinlerini meşgul etmemeleri. Bu tarz videolar, bu tarz oyun ve kod öğrenme siteleriyle kendilerini daha geliştirip kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacım. Umarım faydalı olur. Umarım hep birlikte evinizde böyle bir uygulama yaparsınız. Anne, baba ve çocuklar olarak birlikte yarışarak öğrenirsiniz. Yani hem kendiniz hem çocuklarınız için güzel siteler bunlar. Malum evde olduğumuz şu günlerde tatillerde ee, tavsiye edebileceğim çok güzel 10 siteden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydası olur. Ee, eğer yorumlarda e, eksik kalan, yanlış gördüğünüz bir şey olursa da belirtmenizi isterim. Ee, tavsiyelerim bu yönde. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, kendinize iyi bakın, kaliteli vakit geçirmeniz için güzel birbirinden hoş 10 tane site sizleri bekliyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.